Evet. Ben bir keresine gittiğimde Özbekistan da olabilir, Kazakistan, Kırgızistan da olabilir. Bir mekanın çıkışında, bir tarihi bir mekanın çıkışında birkaç çocuk orada şöyle bir kase içinde diyeyim. Bembeyaz böyle top şeklinde bir şey satıyordu. Kirece benziyor. Beyaz beyaz böyle. İnsanlar alıyor, gören insanlar da alıyor. Geliyor diyelim işte 2 lira veriyor. Bir avuç alıyor ondan, 3 tane alıyor, 4 tane alıyor. Bir çeşit peynir, kuru peynir ama. Kupkuru bir peynir. Yani Çerez gibi herhalde. kireç kadar kuru bir peynir falan. O hani besleyici, tok tutucu, işte bir yere gittiklerinde falan o çıkın, bilirsin değil mi sen çıkın? Çıkına koyuyorum. Çıkına Uzun konulan dayanıklı tabii. dayanıklı, Evet. kurutulmuş peynir gibi. Şimdi bu birkaç şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Beni heyecanlandırdı bu Özbekistan konusu. Biraz da geç dahil oldum konuya. Bugün alelacele baktım neler oldu falan. Yani Hasan Bey'in seyahatini biliyoruz ama onun dışında ne var ne yok kısmını biraz geç şey yaptık. Ama dediğiniz gibi çok da geciken bir hamle. Önümüz çok tıkandı çünkü. Bir defa Sovyetler Birliği döneminde biz iki ayrı kamptık yani. Sovyetler Birliği Doğu bloku, biz Batı blokundaydık. Düşman ülke olarak tasnif edilmiştik. Şimdi bu çok acı bir şey. Yani siyaseten siz ayrı kamplardasınız ama bu insanlar bizim kardeşimiz yani. Kardeşimiz. Yani aramızda bir fark yok ama düşman taraftayız yani. Yani sağın solun bir anlamı yok. Ben ondan bağımsız söylüyorum. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. O tarafta da olabilirdik biz yani. Onlar bu tarafta, biz o tarafta olabilirdik. Ama sonuçta aranıza bir hat girmiş, sınır girmiş. O bir defa bizim bağımızı kopardı. İkincisi, Özbekistan dahil olmak üzere Müslüman Türk Cumhuriyetleri Sovyetler Birliği döneminde çok ihmal edildiler. Ya bir Onların o Türk Cumhuriyetlerinin haritasını verseniz arkadaşlar arkaya. yani çok büyük bir coğrafya. Çarlık Rusyası egemenliği altındaydı. Rusya'da 1917 devrimi olduktan sonra bunlara bir otonomi, muhtariyet verildi. Yani bir ayrı cumhuriyetler haline geldiler ama evet cumhuriyet oldu, bir tür bağımsızlık yapısı oldu. Yani o zaman Lenin'in bir milletler teorisi vardı. Onun üzerinden bir örgütlenme yapıldı. Fakat Rus hegemonyası orada azalmadı. Yani sonuçta Ruslar nüfusça kalabalıklar, devlet aygıtına hakimler. Bir de Ruslara kardeş olan halklar var. Yani Ortodoks olanlar, işte Gürcüler var, efendim Ermeniler var vesaire. Onlar ya da şu Ukraynalılar var. Yani onlar başka pozisyonlar kazanırken bu uluslar, bu milletler ihmal edildiler. Bunu nereden biliyoruz? Mesela biz şeye baktığımızda Sovyetler Birliği... Hayır, Putin de itiraf etti zaten. Hadi söyledi zaten tabii. Hayır bu artık bilinen bir şey. Yani biz siyasi bir şey değil bu. İstatistik bir şey söylüyoruz yani. Hani belki bundan eskiden söylesek siyasi algılanırdı ama bugün açık görülüyor. Sovyetler Birliği iktisat coğrafyasına baktığımızda şunu görürüz. Sovyetler Birliği, Sovyet iktisat modeli tabii bir ölçek ekonomisi oluşturabilmek için her bölgeye, her ülkeye belirli vazifeler vermiş. İşte birine demiş ki sen şu konuda uzmanlaş. Mesela sen uzay teknolojisinde uzmanlaş. Sen otomotivde uzmanlaş. Sen petrol enerjide uzmanlaş. Sen tekstilde uzmanlaş. Sen çikolatada efendim yiyecekte uzmanlaş falan. Mesela Özbeklerin payına pamuk düşmüş. Tarım düşmüş. Katma değeri en düşük olan. Emekçi en yoğun olan. Yani sadece çok ağır koşullar altında çalışarak üretebildiğiniz bir değer düşmüş. Dolayısıyla ülke çözüldükten, çöktükten sonra da her cumhuriyet kendi bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu ülkeler en yoksul olan ülkeler olmuş. Yani mesela bir Ukrayna'da bağımsızlık kazanmış, ayrılmış. Bakıyorsunuz Ukrayna'nın Teknolojide. değeri. Tabii teknoloji onda kalmış. Teknoloji üretebiliyor, elinde imkanları var. Dolayısıyla ona göre bir gelir oluşturmuş. 70 yıllık bir Sovyet egemenliğinin sonunda geriye kalan bu ülkelerde tamam belki sıfır değil, evet bir şeyler yapılmış ama gerçekten çok az şey yapıldığını görüyorsunuz. Bir. İkincisi bu insanlar Sovyet iktidar aygıtı içinde üst noktalara gelememişler. Yani Aliyev dışında, rahmetli Aliyev, baba Sakıncalı Aliyev dışında piyade değil mi? sakıncalı görülmüşler. Tabii öyle şeyler Ya olmuş. bu ya eşyanın doğasında var bu. Burada sıkıntı yok yani. Ben zaten niye oldu, neden oldu değil yani. Olanı söylüyorum yani. Şimdi zaten geçmiş zamanları bugün tartışmanın anlamı yok ama şimdi bir defa o dönemde böyle bir sıkıntı var. Sonrasında bizde yani 1991'de Sovyetler Birliği çözüldükten sonra biz büyük hatalar yapmışız. Biz bu işi tutmuşuz, FETÖ'ye ihale etmişiz. Yani FETÖ'nün gidip orada okullar açması, bilmem ne yapması, Emin Bey kısaca temas etti. Onlar karşı tarafta bunu sizi de yani karşı taraf hep sizi sevenlerden oluşmuyor ki. Size karşı düşmanlık güdenler, bu kardeşlik olmasını isteyenler var. Onların önünü açmış, onlara fırsat vermiş. Yani çok gecikmişiz, çok geç Çok kalmışız. özür dilerim. Hasan Özür, Kiril alfabesi devam ediyor muydu? Evet. Ya, Şimdi bazı yerlerde. bazı Latin alfabesi.
Mesela hani en çok bu rahatsız yazan yerler var. En çok şey bu rahatsız edici şey bu mesela. Ya bu bir sembol olduğu için çok rahatsız edici ama. Yok. Anlayamadığımız için. Anlayamadık tabii. Araya bir girebilir miyim? Şimdi Gaffar Yakınca bir şey söyledi ama eksik söyledi. Yani oralarda evet bayağı da yatırım yaptılar Ruslar, Sovyetler. Ama bir otomobil fabrikası yaparken direksiyonunu Bişkek'te üretirken otomobilin kaportasını da Astana'da ürettiler. Ya da eskiden Astana yoktu. Başka eski başkentinde ürettiler. Ne bileyim bir başka şeyde Özbekistan'da ürettiler. Yani Sovyet emperyalizmi bunların kalkınmasını istemedi. Maalesef böyle bir nokta var. Şimdi bakın Kiril alfabesi devam ediyor ama Rusça da devam ediyor orada. Sadece köylerde duru bir Özbekçe vardır ama şehirlerde ciddi anlamda Rusça damgasını vurmuş durumda. Biraz önce görüntülerini izlediniz. Askerlere bir bakın. Moskova'daki asker nasıl davranıyorsa, yani askerlerin de duruşu, yürüyüşü, askeri bütün her şeyde Rusların bıraktığı o işte kültür emperyalizmi. Ve bugün de kolay kolay sıyrılamıyorlar. Ben bir ara bayağı da konu oldu. Hatta televizyonlarda da konuşuldum. Bir Kırgız'la buradan konuşurken, Kırgız profesörle zaman zaman Rusya'ya kaçıyordu. Ben Kırgızca konuşuyordum onunla. Bir iki kere kendisini uyardım. Yani Türkçe konuş, Kırgızca konuş ki ben anlayayım niye Rusça konuşuyorsun diye. Daha sonra ben gittiğimde bir televizyon programında bunu anlattılar. Yani maalesef kurtulamıyorlar. Ciddi şekilde damgasını vurmuş durumda. Ve Türkiye de başlangıçta çok ilgilendi oralarla ama maalesef bir takım dış güçler, yani Çin'den Rusya'ya, Amerika'dan ne bileyim bölgedeki diğer ülkelere kadar hepsi engel olmaya çalıştı. Zor bir iş. Yani yıllarca 70 yıl Rus emperyalizminde kalmış o ülkelerle ilişkiler kurmak zor ve hala da önümüzde engeller var. Ben şunu söyleyeyim. Türk Birliği'ni en fazla istemeyen yine o bölgede en etkili olan Rusya'dır. Yani Sovyet İmparatorluğu halen devam ediyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Putin açıkça söyledi. Sovyetler Birliği'nin dağılması yanlıştır. Onları toparlayalım diye. Yani tepelerinde bir demir yumruk var. Bunu Amerika da istemez. Bölgedeki bazı ülkeler de istemez. Mesela bir ara Bişkek'te, Kırgızistan'da devlet yetkilileriyle konuştuğum zaman bana 70 tane millet, 70 küsur milletten bahsettiler, sayıyorlar. Türk boylarının tamamını ayırmışlar. 20 boya ayırmışlar. Ve onun dışında mesela Kırgızca ve Kazak, Kırgız ve Kazaklara bakıyorsunuz. Biri Cakşı diyor, öbürü Caksı diyor. Özbekler de Yahşi diyor. Yani ki C'yi kimi J yapmış, kimisi Ş'yi S yapmış. Ayrı ayrı milletler oluşturmuşlar. Yani çok ciddi şekilde orada yabancı güçler, emperyalistler büyük anlamda tarlaları sürmüşler. Şimdi inşallah o tarlaları eski haline getirebiliriz. Eyvallah. İki cümle ben bitirmemiştim sözümü. Pardon, özür dilerim. Ben sözümü şey yapayım dedim. Şimdi yani bir defa Sovyetler Birliği kurulduğunda bu ülkeler bağımsız devletler değildi. Yani bir şeyi atlamayalım, bir yerde hata yapmayalım. Bağımsız değillerdi. Sovyetler Birliği Lenin milletler teorisiyle beraber bağımsız oldular ama o bağımsızlık kadüktü. Şimdi bunların bağımsızlık dediği şey, bu anıt da biliyorsunuz, 1991 sonrasını ifade eder. Yani ortada şöyle bir şey yok. Yani bir bağımsız devletler, ülkeler vardı. Azerbaycan hariç. Azerbaycan'a Kızıl Ordu girmiştir. 18. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni yıkmıştır. Yani o ayrı bir konu. Onun dışında buralar daha feodal yapılar vardı burada. Yani tarih ayrı bir konu. Dolayısıyla bunların milli şuuru da yeni oluşuyor. Yani çok hani şey olmamak lazım. Evet, yani askerleri vesaire. Şimdi Emin Bey hani haklı olarak ya çok benziyor, Rus etkisi var diyor. Ama yani zaten milli şuuru yeni oluşan ülkeler bunlar. O konuda biz daha yumuşak olmamız gerekiyor. Yani tamamen Rus. Yani normaldir diyorum ben de. Çok şaşırmamak tamamen lazım. Rus askerinden çok, bir farkı yok. Çok şaşırmamak yani lazım. Ruslar yani büyük damga vurmuşlar orada. Evet, şimdi şöyle düşünün. Bizim de şehit cenazelerimiz, bizim de şehit cenazelerimiz bir gavur marşıyla kaldırıldı yıllarca. Evet. Yani şimdi onu atlamayalım. Kalktı. Çok şükür. Yani onun için, onu dolayısıyla onu. Yani etkilenmesi kalktı. Doğaldır. Yani o çok şey yapmamak lazım orada ama burada Türkiye'ye yaklaştıkça, Türkiye ile bu ülkelerin ilişkileri arttıkça kuvvetleniriz. Yani kendi özümüze döneriz. Daha bu toplumlar kurumsallaşmış toplumlar değil. Değiller, yani. Değiller. Çok yani Türkiye ile kıyaslamamak lazım. Yani bizim bir cumhuriyet devrimimiz var.
Ondan önce bir aydınlanma dönemimiz var. İşte Osmanlı'nın bir şeyi var, bir eğitim hamleleri, modernleşme hamleleri var. Sultan Abdülhamit dönemi var. Yani en yakın tarihimize baktığımızda bile bunların tarihi öyle değil. Biraz daha farklı. Emirlikler var ya. Emirlikler var. Daha tabii. Farklı bir tarihleri yani. Var. Şimdi burada Özbekistan özelinde durum şu. Özbekistan... Tabii Çele. 18. 19. yüzyıl. Evet. Evet. Daha öncesinde evet. İmparatorluklardan dönemi. Sonraki dönem. Tabii. Bir karanlık dönemi, fetret evet. Dönemi var evet. Bunların. Uzunca da bir dönem yani 200 yıllık bir dönem aşağı yukarı. Şimdi Özbekistan'ın özelliği çok yüksek nüfusu var. Çok iyi. Bu çok önemli. Çok iyi. Yani bunu Kazakistan'la, Kırgızistan'la kıyasladığınızda Tacikler Türk değildir ama Müslümandır onlar da. Yani onlarla da çok kolay ilişki kurabiliriz. İnşallah bir gün sıra onlara da gelir. Onlarla kıyasladığınızda nüfusu kalabalık bir ülke. Dolayısıyla özgür ağırlığı yüksek. Fakat zenginliklerini de çok az kullanabilen bir ülke. Yani içlerinde de bireysel kişisel gelir olarak bakıldığında en yoksul olan ülkelerden. Tacikler en yoksulu. Sonra bunlar geliyor. Bir de talihsizliği var Özbekistan'ın. Hazar Denizi'ne kıyısı yok. Evet abi. Yani Hazar'a açılamıyor. Şimdi Kazakistan'ın Hazar'a kapısı var. İşte Kırgızistan'ın acayip kesip atmışlar. Hazar'a kapısı var. Kazakistan'a orası, almışlar. Orası çöl böyle. Ama önemli evet. Değiller. Oradan evet. Çıkış olsa. Yani Kazaklar da bizim kardeşimiz. Çok uzak değiller. Ama orada hani Kazaklar yararına bir tercihte bulunulmuş. Kazakistan yararına o coğrafyada. Özbekistan'ın Hazar'a çıkışı yok maalesef. Öyle bir sıkıntısı var. Öyle olunca da haliyle izole bir ülke haline gelmiş. Şimdi Özbekistan bu izole çok halini Çin'in kuşak yol projesine dahil olarak aşmaya çalışıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.